Öncelikle bu Esad meselesinden başlamak istiyorum. Çünkü bugüne kadar muhalefetten ya şu meseleyi bir Esad'la konuşsak, Türkiye bir diyaloğa girse sözlerine katili mi savunuyorsunuz yanıtları geliyordu. Bugün geldiğimiz noktayla o gün değerlendirdiğimizde bir neden bahsedebiliriz? Bir öngörüsüzlükten mi? Bir yanlış politikanın sonucu mu? Bugün mü doğruyu buldu yoksa dün mü doğruydu? Ne dersiniz? Bu trajikomik bir durum. Yani siz bir dizi filmi anlattınız bize. Böyle parti parti, dilim dilim bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti son 10 yılımız. Evet. Şimdi iktidarın bugün almak durumunda olduğu veyahut kimilerine göre U dönüşü, kimilerine göre manevra dediğimiz şeyler iktidarın çaresizliklerinin ürünü. Ve hem Şangay açısından hem bu Suriye meselesi açısından Erdoğan'ın bütün tercihleri artık Moskova odaklıdır. Yani Putin sürüklüyor, götürüyor bu iki konuda da. Yani Şangay'a Putin buyur rica ederim dedi de o ricanın ötesinde bir taleple gitti Şangay'a. Keza Rusların uzun süredir bir diyalog zemini yaratılması konusunda Ankara'ya mesajları var. Ama daha büyük bir resme bakmak lazım. İşte orayı belki çok küçük hatırlatmak lazım. Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna, dünyaya ilan edilince yeni bir operasyonun sinyali olarak ardından Rusların bu operasyona sıcak bakmadıkları mesajları gelmişti. Ve o gidiş olmadı, bir gece ansızın gidiş, ama sürekli Ruslar sen bu işi Esad'la çözebilirsin, Adana mutabakatı, bunu açıkça da ilan ettiler zaten. O süreci de belki burada hatırlatmakta fayda kaldı var diye düşünüyorum. Mesele sadece Ruslar da değil, o askeri harekat açısından Amerikalılar ve hatta İran dahi buna muhalif. Evet. Yani bu konuda hem İran'ın hem Amerika'nın hem Rusya'nın açıklamalarına bakarsanız sanki üçü bir araya gelmişler, bir masada oturmuşlar, Türklere nasıl dur diyeceğiz demişler. Ve her biri bu mantık gereği aldıkları kararı farklı ama birbirine paralel açıklamalara duyurdular. Yani Erdoğan bugün o doğalgaz şeyi de var biliyorsunuz, Ruslardan %25 ruble gerisi vadeli filan diye böyle karışık bir hesap işleri de var. Dolayısıyla o mecburiyetlerle Esad'la konuşmanın artık bir elzem hale geldiğine ilişkin bir kanaatin Erdoğan'ın zihninde pekişmeye başladığı anlaşılıyor. Bunu Erdoğan'ın kafasında pekişir de Esad buna ne ölçüde hazır? Yani Esad ben çok zor görüyorum, yani imkansıza yakın. Hani şeyde imkansız olmaz olmaz deme, olmaz olmaz diye bir ifade vardır. Yani benim için çok zordur Esad'ın, Erdoğan istese de el sıkışmayı, Esad'ın el sıkışması çok zordur. Yani onun üzerinde de bunu yaptıracak tek güç ne Ruslardır. Ruslar bunu becerirlerse yine bir Rus barışı diyebileceğim. İkili değil, her bu özellikle bütün bu ilişkilerde kullandığınız aracıya bir borcunuz çıkar. Keşke biz Ruslara ihtiyaç olmadan bu müzakereyi veya diyaloğu yapabilseydik şeyle. Ha şimdi aslında bir gün gelir inşallah görüşürüz filan diyor ama aslında görüşüyor. Nasıl görüşüyor? Yani Hakan Fidan kim? Hakan Fidan sahibinin sesi. Yani Esad adına konuşuyor. Dolayısıyla her iki taraf Erdoğan arasında adına konuşuyor. Evet, yani dolayısıyla sahibinin sesi de Erdoğan'ın sesi. Dolayısıyla aslında bu diyalog var ama Erdoğan kendi kamuoyunda, biraz evvel sizin gösterdiğiniz dizi film karelerine bakarsanız Türkiye'deki kamuoyunu öyle bir şartlandırdı ki şimdi o U dönüşünü siyaseten uluslararası ilişkiler açısından yapabilse dahi aynı manevrayı, aslında becerili bu konuda, aynı manevrayı o Esad'a karşı türettiği Türk kamuoyu nezdinde de yapması lazım. Yani o katil Esad, katil Esed. Vampir, pardon. Çocuk katili, katil. Yani şimdi bunlardan nasıl dönecek? Becerisi vardır Erdoğan'ın bundan dönmek konusunda ama bir manevra arayışı olduğu muhakkak. İsrail için de onlar çok kullanıldı Ahmet Bey. Biliyorsunuz İsrail'e büyükelçi atandı dünkü kararnameyle birlikte. Hayır, şimdi ben bunu başka türlü ifade ettim. Belki sizin programda da söylemiş olabilirim. Ne vereyim abime diplomasisi diyorum ben buna. Veyahut seçim diplomasisi diyorum. Yani ne vereyim abime? İsrail'e Hamas'ı verdik. Mısır'a, siz biraz evvel değindiniz, Mısır'a Müslüman kardeşleri verdik ama ondan sonra gittik Libya ile anlaşma yaptık, onu da yeniden buzdolabına kaldırdık. Suudilere Cemal Kaşıkçı'nın dosyasını verdik.
Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz teröristi 15 Temmuz'un finansmanından sorumluydular. Onlar da kardeşimiz oldular. Ha şimdi böyle bir ortamda bunu ancak Erdoğan'ın, özellikle ekonomik alandaki dar boğazda bulunan Erdoğan'ın buradan bir çıkış çabası olarak görüyorum. Ha şimdi bizim gemi, yani bu kaptan da maalesef Erdoğan, Çakçıbaşı'nın ismini söylemeyeyim, onu herkes tahmin edebilir. Bu bizim Erdoğan gemisi motoru durmuş bir tekne gibi şu anda maalesef. Ha, motoru durmuş tekne nasıl gidecek? Rüzgara göre. Rüzgar ne taraftan esiyorsa sağ o tarafa yelken açıyor. Yelkeni ona göre açıyor. Ya burada bu, burada bir stratejiden bahsetmek mümkün değil anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan. Günübirlik, biraz ruh hali, biraz kasadaki para. Yani seçimi kurtarmak. Onun için biraz evvel seçim diplomasisi dedim. Seçimi kurtarmaya çalışıyor. Yani sonunda bir kaynak ihtiyacı var, döviz ihtiyacı var. Yani sizin anlattığınızdan ben şöyle anlıyorum. Seçimi kurtarmaya çalışıyor derken izleyenlerin de kafası karışmasın. Suriye ile yaşanabilecek bir barışma ya da bir Esad-Erdoğan görüntüsü Rusya ile birlikte yapılabilir. Rusya'dan da Türkiye'nin bir takım talepleri var. Aynen. O talepler karşılanabilsin diye ki başında aynen, doğalgazı ucuz almak, doğalgaz paralarını 2024'te ödemek aynen gibi talepler var. Onları halledebilmek için de bu tarafta bunu yapma mecburiyeti hissediyor diyorsunuz. Yani seçime evet, ekonomik aslında, katkısı bu olacak bu el sıkışmanın. Aslında kaybedersen de benden sonra tufan diyor. Yani bu doğalgaz paralarını erteletirse ve seçimi de kaybederse borcu biz ödeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bu çünkü. Biz iktidara geldiğimizde artılarıyla eksileriyle bir miras devralacağız. Dolayısıyla böyle cömertçe açılmış vaziyette ama açılmak aynı zamanda saçılmak sonucunu doğurmuş vaziyette maalesef. Yani dolayısıyla biz biraz tedirginiz ama bu miras hukuku değil. Mirası reddediyorum diye bir lüksümüz yok bizim iktidara geldiğimizde. Biz vatandaşından aldığımız destek. Ama zaten siz de herhalde Esad'la diyalog konusunda daha önce de yaptığınız açıklamalar var. Yanılmıyorum değil yani mi? Yani Sayın Genel Başkan söyledi bunu. Evet. Genel Başkan dedi ki siz derken sen, İYİ Parti'yi kastettim zaten. Hayır, evet. Genel Başkan dedi ki senin onuruna yediremiyorsun galiba bu adamla el sıkışmayı. Sen bana bir devlet adına ben gideyim ben konuşayım. Senin yani aracın, elçin ne olacaksa ona hayır dedi ama sonunda Genel Başkanımız bu hafta söyledi. Sonunda bizim dediğimiz noktaya geldi. Ne uğruna? İktidarın şöyle bir kusuru var. İktidar maalesef bu son U dönüşlerinde bunu teyit ediyor. İktidar kendi hatalarından öğreniyor. Biz Erdoğan'a müteşekkiriz. Hangi anlamda? Biz onun hatalarından öğrendik. Dış politikada neler yapılmaması gerektiğini Erdoğan sağ olsun Türkiye'de herkese öğretti. Özellikle yani tam bir siyasal bilgiler fakültesinde ders olarak okutulacak bir konudur Erdoğan. Dış politikası itibariyle. Peki geçmişte bir politik olarak işine yarayan bir süreç miydi Suriye ile kavga etmek? Bunu anlattım ben, siz de çok yakinen biliyorsunuz. Yani bir Suudi Arabistan'la, Katar'la, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri hep birlikte bir organizasyon vardı. İşte Gaziantep'e o gittiğinizde orada o bayrakları da görüyordunuz. Sonra onlar tek tek çekildiler. Türkiye tek başına kaldı. Oradaki muhaliflerle birlikte. Ve bu politikayı devam ettirdi. Bundan vazgeçmedi. Arap Birliği Suriye'yi davet etti. Oralarda bir takım barışmalar oldu. Her şey başka bir noktaya doğru taşındı. Türkiye durduğu yerde durdu. Yıllarca. Ve şimdi bir sebebi anda... Sebebi var. Sebebi çok basit. Çünkü diğer ülkeler, saydığınız ülkeler akılcı politikalar yürütüyorlar. Yani onlar bölgedeki çıkar ilişkilerinin dengesinin değiştiğini gördükçe teker teker bu işten sıyrıldılar. Erdoğan akılcı bakmıyor. Erdoğan milli menfaatler temelinde bakmıyor. Neyle Erdoğan bakıyor? Suriye meselesine ideolojik temelde bakıyor. Yani o ideolojik temelinde kendisi biliyorsunuz Sünni alemindeki bir liderlik arayışında, şeyin de Sünni olmamasından kaynaklanan sebeplerle Esad'ın. Dolayısıyla orada adeta bir Sünni rejimi, Özgür Suriye ordusu ve diğer çatışan askeri tipli birlikleri de sayarsanız, onların sayesinde Esad'ı devirebileceğini ve meşhur Emevi Camii'nde bunun kutlaması için fetih namazı kılacağını varsaydı. Ama akıllı olanlar zaman içinde buradan kopup gittiler. İdeolojik sabiteleri diyorum ben. Bir takım sabiteleri var. Bunu değiştirmek mümkün değil. Yani Erdoğan'ın zihnindeki, bilgisayarındaki, hard diskindeki yüklenmiş program
sonunda kritik kararlar alınması gerektiğinde ona hükmediyor. Yani bir bu var. İkincisi bizdeki sistemde şimdi bu hele bu Cumhurbaşkanlığı ismini garip olan ucube sistemde Dışişleri Bakanlığı'ndaki kadrolar sorsanız onlar karar aşağıdan yukarı oluşmuş olsa bunun ne kadar hatalı olduğunu bugüne kadar 50 defa söylemişlerdir mutlaka. Ama bizde kararlar yukarıdan aşağı alınıyor ve yukarıdan aşağı alınıyor. Talimatla aşağı iniyor değil mi? Ve aşağıda da Çavuşoğlu'yla başlıyor. Çavuşoğlu'nun yukarıya dönüp Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir hataya düşersek bunun sonuçları A, B, C, D olur. Rus söyleyemiyor. Yani bugün Çavuşoğlu bir bakan değil bir icra sekreteri. Yani icra makamından gelenin uygulamasını bakanlık takip etmekte. Bakanlık ne yapıyor burada? Mesela bakıyoruz bakanlık ne yapıyor? Şimdi ben bakanlığa bu çağrıyı yaptım geçen bütçe konuşmasında. Memurlar açısından. Dedim ki siz memursunuz. Yukarıdan bir talimat geliyor. Bu talimat karşısında diyebilirsiniz. Şöyle olmaz Sayın Bakanım onu öyle yapmayalım veya Sayın Cumhurbaşkanım. Memur bir defa hayır der. İkinci defa gereğini yapar. Aldığı emiri gerekirse yazılı olarak isteyerek yapar. Ama memurun Dışişleri Bakanlığı'ndaki uygulamada şöyle bir hakkı vardır. Dosya notu diye bir kağıt vardır. Yani Sayın Bakan şu talimatı verdi. Ben kendisine şu, o talimatın sonuçlarının şöyle 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 Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı olacağını ifade ettim. Bakan talimatında ısrar etti. Gereğini yaptım deyip bu dosya kağıdını dosyasına korsunuz. Ben bütçe konuşmanızda dedim ki biz iktidara geldiğimizde o dosya notlarını isteyeceğim çıkaracaksınız dedim. Evet, o, yani bugün ne yaptınız sorusunun yanıtı olacak herhalde. O gün niye buna hayır demediğinizin cevabını bana memurun göstermesi lazım.